Biz görüntüler ortaya çıktıkça yıkımın boyutunu gözler önüne sermek adına paylaşıyoruz elbette. Ancak bir de o dehşeti bizzat yaşayanlar var. Şans eseri hayatta kalanlar. Kabusu bakın nasıl anlattılar. Hayır, hayır, hayır. Kolonların, duvarların uçuştuğunu gördük. Katlar yıkılırken zıplıyor, bir aşağıya bir yukarıya savruluyorduk. Gaziantep'te yaşadığı 5 katlı bina kartondan kule gibi saniyeler içinde yerle bir oldu. Sürenizin dolduğunu, artık herhalde dünya ile ilgili şeyiniz kalmadığını hissediyorsunuz. 10 kent, 2 deprem, yıkılan binlerce bina. Dehşetin tanıkları o anları anlattı. Kıyamet kopuyor zannettim ben. Evin yıkıldığını hissettik. Genç kadın şanslıydı. Enkaz altından çıktı çıkmasına ama eşi ve 2 oğlu hayatını kaybetti. Çocuklarım da vardı. Dedim köşelere kaçın, saklanın dedim oğlum. Ama kaçamadık. Eşimi ve 2 oğlumu kaybettim. Gündüz ailesi de depreme Hatay'daki evlerinde yakalandı. Gece benim 6 yaşındaki kız su istedi. Birden böyle bir rüzgar gibi bir dalga bizi aldı götürdü. Aldı beşik gibi salladı epeyce. Vedat Gündüz eşi ve 3 çocuğu yıkılan tek katlı evlerinden son anda kaçarak kurtuldu. Allah'ım düşmanıma böyle bir şey vermesin. Dehşet anlarında yaşanan panik hemen her evde aynıydı. Birbirimize sarılarak bekledik deprem geçsin diye. O anda da ev yıkıldı. 4 kişilik Turunç ailesini enkaz altından kurtaran o anda çalan cep telefonu oldu. Telefon ışığından benim hanım telefonunu çıkardı. Telefonun ışığını açtı. Önümüzdeki molozları yavaş yavaş temizlemeye çalıştık. Elimize çayımızı aldık, çayımızı içecek, bardak elimizden kaldı. Kahramanmaraşlı İspir ailesi ilk depremde dışarı çıkmıştı ama hava soğuk olunca tekrar eve girdiler. Tam kahvaltı yapıyorlardı ki ikinci depremle bina yerle bir oldu. Oğlu ve hamile gelini can verdi. Eğer o çayı kuyumasak da çıksaymışsak bu felakette kurtuldu da. Deprem felaketinde 40 binden fazla canın gitip gittiği bölgede acının tarifi yok. Kurtulanlarsa hayata tutunmaya çalışıyor. Telefonumla en az 100 kişiyi sildim rehberden. Köydeki arkadaşlarımızı, köyde akrabalarımızı falan kaybettik.